Demin okuduğumuz yerde en son kısım çok önemli. Üstadımızda tabii büyük bir inkılap oluyor. İnkılap. Üstadımız ne diyor? Eski Said, yeni Said'e inkılap etti. Nedir? O da İstanbul'da bir halvethane kendine bulmuş üstadımız, Sarıyer'de. Darül Hikmet-i İslami azası iken, yani adresi orası. Bu ne Albayrak'tı? O son devrin İslam Akademisi diye Sadık Albayrak bir kitap yazmış. Üstadın o kaldığı yer tabii kimse bilmiyor. Bir nevi kaybolmuş. Üstadımız o zaman 1952'de 53'te Gençlik Rehberi Mahkemesi'ne geldiğinde Selahattin Çelebi abiye demiş ki Selahattin gitme yarın demiş ben eskide kaldığım bir halvethane var Sarıyer'de orayı beraber ziyaret edelim. 30 sene sonra üstadımız o kaldığı yeri ziyaret ediyor. Ama gidiyor tabii o zaman üstadın kaldığı zaman çevrede hiç bina falan yok. Deniz görünüyormuş. Tek katlı böyle şey, ahşap basit bir ev daha doğrusu, iki katlı. Sonra kimse bilmiyor. Tabii üstad diyor buranın en yaşlısı kim? Diyorlar ki muhtar, muhtar. 30 sene önce muhtarmış. Muhtarı buluyorlar, muhtar geliyor, üstadı tanıyor. Oo hocam hoş geldin. Ya bizim kaldığımız yer nerede? Ha hocam burası diyor. Allah Allah gösteriyor. Üstadımız Selahattin abiye diyor sen bana biraz müsaade et giriyor tabii o. Ev sahibi de aynı zamanda kalıyormuş. Ev sahibi bir odasında kalıyormuş. Üstadımız başka bir odada. Öyle yani maddi imkansızlık tabii. Üstad bir iki saat kalmış o odada yani. Sonra çıkınca demiş ki Selahattin işte eski Said'in yeni Said'e inkılap ettiği oda burasıdır. Bu oda şahitlik etmiş. O şeye ta işte üstadımız o Fütuhul Gayb Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kitabını tefeül ediyor. En tefi darul hikmeti fedli tabu ben yudavi kalbeke. Acayip diyor. Ben o zaman darul hikmeti İslamiye'nin azasıydım. Ya ehli İslam'ın yaralarına tedavi olmak için çareler arıyordum. Halbuki en ziyade hasta ben idim. Abdülkadir Geylani Hazretleri sen kendine bir tabip ara kendini tedavi et önce diye bana ihtar etti diyor. Allah onun kitabını okudum tabi. Çok istifade ettim. Sonra İmam Rabbani'nin mektubatını tefeül ettim. Birden diyor iki mektup açıldı. Mirza Bediüzzaman'a mektup. Allah Allah. Tevafuk babamın ismi de Mirza olduğu için diyor. Demek kime yazmışsa diyor o zaten hali benim halime benziyormuş ki o mektuplar da bana diyor. Yani çok fayda verdi. Tevhid-i kıble et diye. Yani hakiki tevhid-i kıble Kur'an'la olur dedim yani. Hangisinin arkasında gideceğime şaşırdım ama esas Kur'an'a. Şimdi burada da üstadımızda büyük bir fikri inkılap oluyor yani. Bak üstad bunu burada yazıyor. Ne diyor? Yedinci işaret. Yani üçüncü sual diyorlar ki senin eski işte o abiler o Sadık Albayrak'ın yazdığı kitaptan son devrin İslam Akademisi diye Darül Hikmet-i İslamiye'de görev yapan insanların tarihçesini yazıyor o kitap. İşte Mehmet Akifler, İsmail Hakkılar, üstadımız mesela onlar hepsini üstadın adresi oradan çıkıyor. Oo, nur talebesi abiler koşuyorlar hemen gidiyorlar evi buluyorlar tabii adresten. Ev sahibine rica ediyorlar ki biz sana lüks güzel bir daire alalım burada zaten yaşanmaz. Yani yıkık ahşap bir ev. Sen burayı bize ver. Adam diyor ki yok diyor. Ben diyor hanım diyor bu evde yatınca diyor tedavi oluyor diyor bu evde. Şifa var biz demiş. Ölmeden biz burayı size vermeyiz. Biz öldükten sonra ondan sonra o çocuklarımız kendileri bilir. Neyse adamlar 10 sene yaşayıp ölüyorlar tabii. Allah rahmet eylesin. Çocuklarını abiler rica ediyorlar. Bayağı da pahalı bir şeyle yani değerinden daha fazla şey vererek alıyorlar orayı. Elhamdülillah tamir ediyorlar. Şimdi çok güzel. Hakikaten insan bir feyiz, bir huzur buluyor. Yani görmeyenler mutlaka orayı görsün. Halvethane, Sarıyer'de üstadın halvethanesi. Nasıl Barla'ya, Nurs'a gidince nasıl insan feyiz alıyor, huzur buluyor ya. Aynen üstadın odasına orada girince değil mi? Abdülkadir abi. Pazartesi günleri ders oluyor. Pazartesi günleri de ders oluyor. Orada gidilse görülür yani. İşte o odada bu fikri inkılap oluyor işte.